Merhaba arkadaşlar. Bugün İlker Bey yanımızda. Bajaj Pulsar 200 NS kullanıcısı. Merak edenler için Bajaj Pulsar'ı İlker Bey'den dinleyelim biraz. Nasıl bir motor İlker Bey? Gidişi falan çok güzel. Torku yeterli. Beygiri gayet yeterli. 25 beygirde. 24.2 falan geçiyor galiba. 19 falan bir torku var. 6 ileri vites. Evet. Gayet güzel. Ben arka frenini beğenmedim. Ama arka fren genelde motosikletlerde sorun. Kayıtıyor mu? Yani kaydırma yapıyor. Kaydırıyor mu? İşte çok yüklenmeyeceksin. Ön frenle ve motor freniyle vites düşürerek daha çok yavaşlıyorum. Ondan sonra aynalarından memnun değildim. Aynalarını değiştirmiş zaten arkadaşlar. Değiştirdiniz mi? Ha, değiştirdik. Discovery aynası takıldı. Evet. İşte saat aküsünde sorun var diyorlar. Hı hı. Aküsünü şeyden değiştiriyorlar. Garantiden değiştiriyorlar. Hı hı. Sorun yaşamadım, yolda kalmadım. Yakıtı güzel. Bir tane arka çanta almışsınız. Dengenizi bozuyor mu? Yok, bozmuyor. Herhangi bir sorun yaşamadım. Rüzgarda bir dengesizlik şurada oluyor. Herhangi bir yok, hiçbir sorun var. Yaşamadım. Motor çünkü torklu olduğu için devirini yükselterek rüzgara karşı direnç sağlayabiliyorsun. Yani skuter vardı daha önce bundan önce bende. Rüzgarda çok fazla etkileniyordu. Hatta köprüde büyük bir tehlike atlattım. Ondan sonra vitesliğe tekrar geçtim. Daha önceki motorunuz? PCX'di. PCX. Honda PCX 125 vardı. Çok rüzgar alıyor. Altından rüzgar geçmiyor. Lastikleri ufak olduğu için rüzgar geçmiyor. Ve bunun hem altından hem lastiklerinden rüzgar geçebiliyor. Bir de devrini daha iyi ayarlayabiliyorsunuz vitesli olduğu için. Vites düşürüyorsunuz, rüzgara karşı gaz veriyorsunuz ve gidiyorsunuz. Kaç senelik kullanıcısınız? Kaç senelik kullanıcısınız? 20 yıl oldu. 20 40 yıl. Yaşındayım. Yani tabii çoğu kişinin başladığı gibi mobiletler. Super 51, Peugeot'lar, işte Çin malları, skuterler, Piaggio'lar falan filan. En son buna geldik bakalım. Tabii herkesin hayalindeki olduğu gibi yüksek motor düşüncemiz var tabii de şu anda fiyat performans olarak piyasadaki en iyi motosikletlerden diye düşünüyorum. Evet. Motor KTM. İşte geç kal. Ekranı işte dijital ve Kawasaki'ye üretiyorlarmış. Buna da takmışlar. Bajaj zaten galiba Kawasaki ortaklığı. Kawasaki ekran üretiyorlar. KTM'ye üretiyorlar. Motor üretiyorlar. Koruma demirleriyle beraber üstünde geliyor zaten. Geliyor, evet. Aynen. Yani masraf etmedim. Hiçbir masraf etmedim daha hiç aldığımdan beri. Bidon yükseltme taktırdım sadece. O masrafı kendim yaptım yani. Belki bir ekstradan. Boyum 1.72 olduğu için biraz yüksek kullanmak istedim. Bir de şunları taktırdım. Navigasyon cihazı gibi aparatları takmak için şunları yaptırdım. Evet. Hafif böyle yükseltmiş oldunuz. Böylece daha rahat bir görüş. Tabii. Daha dik oturuş oldu. Evet. Ya yaşlıyız artık. Bel ağrısı. Sorun olur diye. Yani genelde memnunum. Evet. Genel olarak memnunum. Evet. PCX'ten kat kat memnunum açıkçası. Ama karşılaştırılmaz. Tabii o skuter de. Evet. Yani kendi içimde karşılaştırırsam yani iyi. Motosiklet tamamdır yani. İyi. Ufak tefek sıkıntıları var. Bazen soğukken stop edebiliyor falan. Ama ekipmanı giymeden çalıştırıyorum. Ben ekipmanımı giyene kadar o ısınıyor zaten. Evet, evet. Sonra çözülmüş oluyor. Evet, çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için. İyi sürüşler arkadaşlar.